Güvenimizin bugün gagasını yapıyoruz. Sarı veya turuncu renkle. Şimdi sihirli halka yapalım. Sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Sihirli halkamızı çekiyoruz arkadaşlar. İkinci sıraya geliyoruz. İkinci sıramızda da tüm ilmeklerimizi çıkıp atıyoruz. Yani 6 kez. Çıkıp atmış oluyoruz. Birinci çift. Toplam 12 sık iğnemiz olacak. 2, 3. çift, 4. çift, 5. çift ve 6. çift. Evet, şimdi 3. sıradayız. Şöyle koyalım. Şöyle bir sık iğne ördüm, bir tane artırdım. Bir sık iğne, bir tane artırdım. Bunu başa kadar yapıyoruz. 18 sık iğnemiz oluyor. Evet, 4. ve 5. sıralara artırma eksiltme yapmadan 2 sıra arkadaşlar 18 sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 6. sıramızdayız arkadaşlar. 6. sıramızda ise 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltıyorum. Tekrar bunu 3 kez tekrar ediyoruz. 4 sık iğne bir azaltma yaparak 15 sık iğneye inmiş oluyoruz. Evet, 4 sık iğne bir azalt yaptık 3 kez. Sonra burada kalan arkadaşlar 2 sık iğneyi de düz olarak örüyoruz ve ipimizi koparıyoruz. Dikmek için uzun bırakın. Dikerken de içini dolduracağız. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi fincan kulpu. Fincan kulpu için arkadaşlar fincanınız ne renkse o renkle başlıyorsunuz. Ben somonla yapmıştım. Siz de somonla yapın. Şimdi 12 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Daha sonra birleştiriyoruz. Arkadaşlar şu şekilde ilmek kaydırma tekniğiyle yapıyoruz. Bir zincir çekelim. Tüm ilmeklerimizin içerisine tek batarak 12 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Evet, şimdi arkadaşlar bu birinci sıra oldu. 2, 3, 4. Toplam 4 sıra boyunca 12 sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 5. sıradayız. 5. sırada arkadaşlar şimdi 1, 2, 3. 3 sık iğne ördüm. Daha sonra azaltıyorum. 1,
2 3 3 tane azalttım. Şimdi geri kalan 1 2 3 sık iğnemi ördüm. Yani toplam 9 sık iğneye inmiş oldum. Şimdi 6. sıradan arkadaşlar 21. sıraya kadar toplam 16 sıra boyunca bu şekilde kulbu örüyoruz. Evet arkadaşlar, bakın ben kulbumu ördüm. Şimdi kulbun sadece şöyle elyaf koyacağız. Bunun böyle bükülmesini sağlayacağız. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde dikeceğiz. Kulpumuz da böyle dikilecek. Evet, şimdi şapkaya geçiyoruz. Evet, şapkayı ben arkadaşlar kırmızıyla örüyorum. Tığ numaram da 2.10 milim, sıfır yani. Evet, kırmızı şapka için 36 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Sık iğne 36 zincir çektik. 2 tane daha çekiyorum. 36'nın içerisine tığımı doladım ve çektim. Yani tekli tırazdan yapıyorum. 35 tane tekli tırazdan yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 2 zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Bakın şu arka ilmeklerden her sırada bloğu dediğimiz teknikle örüyoruz. Her sırada arka ilmeklerden örmüş olacağız. Bunu yaparken arkadaşlar pengueninizin kafasına göre yapmanızı öneriyorum. Evet, bakın ben bayağı bir ördüm. Bakalım. Şimdi bu sıradan değil, 36 35 tekli trabzan olan yerden hesaplamayacağız. Şu kısımdan hesaplayacağız arkadaşlar. Şu ördüğümüz sıranın olduğu yerden bu şekilde birleşip birleşmediğine bakacağız. Benim herhalde ortalama bir 3-4 sıra daha yapmam gerekiyor. Çünkü şöyle şu iki ucu bittikten sonra iki ucu birleştireceğiz. Şu kısım penguenimizin kafasına geçmiş olacak arkadaşlar. Yani 36 zincir çekip 37 zincir çekip 35 tekli trabzan yaptığımız bölümü değil, burada artan sırayı baz alacağız. Ben kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26. 27. sıradayım. Herhalde bir 32 sıra olduktan sonra penguenimin kafasına olmuş olacak. Evet arkadaşlar, ben beremizi toplam 42 sıra ördüm sanırım. Sayım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 18, 30, 18, 40. Evet, 42 sıra. 35 tekli trabzanımızı yaptık. Şimdi şöyle çeviriyoruz.
bir zincir çekelim. Bir karşı taraftan ilk başlamış olduğumuz 35 tekli trabzanımızın karşısına geçiyoruz ve bir buradan ve karşı taraftan alarak sık iğneyle 35 sık iğneyle devam ediyoruz. Böyle. Bunu bu şekilde diğer uca kadar sık iğneyle birleştirelim. Evet, bu şekilde sık iğneyle birleştirdik arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir tane zincir çekiyoruz. Uzun bir ip bırakalım çünkü bir büzdüreceğiz. Şekilde. İpimizi iğneye takalım. İğneniz biraz büyük olsun. Evet, iğnemizi taktık arkadaşlar. Bunu şöyle tersini çeviriyoruz. Tersini çevirdikten sonra iğnemizi buraya takalım. Bakın şu zincirleri alacağız. Böyle içeri giriyoruz. Dışarı çıkıyoruz. İçeri giriyoruz. Dışarı çıkıyoruz. İçeri, dışarı. İçeri, dışarı. İçeri, dışarı. İçeri, dışarı. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, böyle büzdürüyoruz. İpimizi çekelim. Böyle arkadaşlar sona kadar bir içeri bir dışarı batarak tamamlıyoruz. Anne. Evet, bizim kızın sesi arkadaşlar. Böyle tamamen büzdürdük. İçe doğru geçiyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir tane düğüm atalım, birkaç tane ve şapkamız bitmiş oluyor arkadaşlar. Sonra üzerine de pompon yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Evet, bakalım. Tatlı penguenimize şu şekilde şapkamız. Evet. Şimdi arkadaşlar kulpunu böyle dikiyoruz.
olan yer, yani bombili olan yerimiz bu tarafa geliyor. Böyle bakın, buraya diktim ve bitimine diktim. Buraları istediğiniz şekli yapabilirsiniz. İsterseniz kar tanesi desenini yapabilirsiniz. İsterseniz kalp yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi böyle V şeklinde şekil yapabilirsiniz. Gözlerini bu şekilde yaptım. Tam Gaga'nın bittiği sıradan yaptım. Gaga'mızı da böyle sayı vermeyeyim de şu beyazdan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. sıra 6, 7, 8 ve 9. 5'ten 9'a kadar böyle dönerek diktim arkadaşlar. Ondan sonra zaten şöyle de buraya pompon yapacağız veya böyle iyice büküdebilirsiniz ama çirkin durur. O yüzden buraya pompon yapabilirsiniz. Evet, bunu da böyle giydiriyoruz. Böyle çıkarıyorsunuz. Böyle giydiriyorsunuz. Evet, fincanda penguenimiz bu şekilde. Evet, bir videonun sonuna geldik. Bir tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Evet. Böyle şapkamız böyle duracak. İsterseniz biraz daha şöyle. Yapabilirsiniz. Arkadan. Evet arkadaşlar, sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi yıllar.